Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilhame melâiketil mukarrabin. Dersimizin konusu isim bahsindeki gayr-ı musarriftir. Gayr-ı musarrifin tarifini مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعٍ اَوَّاحِدِتُمْ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا dedi. Gayr-ı musarrifin illetlerini saydı. Her birisine birer misal verdi. Ve ondan sonra da gayr-ı musarrifin hükmü cer ve tenvin kabul, kesre ve tenvin kabul etmemesidir. Burada terim olarak arkadaşlar size şöyle bir soru sorulsa, efendim fethe ile nesb arasında, cer ile kesre arasında, zamme ile rafi arasında fark var mıdır? Ne dersiniz? Elbette vardır. Kesre, zamme, fethe daha çok bir defa mebnilerde kullanılır. Belli bir hareketten ibarettir. Ama refi dediğin zaman refi ne olabilir? Zamme de olabilir. Elif de olabilir. Vav da olabilir. Aynı şey diğerler için de geçerlidir. Dolayısıyla kesre ve tenvin kabul etmemek gayr-ı musarrifin hükmüdür. Ayrıca dedi ki şiir zaruretinden dolayı bir de tenasüpten dolayı bunun sarfı mümteni değildir. Öyle mi dedik? Sarfı mümteni değildir. Şiir zarureti olduğu zaman sarf munsarif hükmünde olması vacip olur. Tenasüpten dolayı munsarif hükmünde olması caiz olur. Ve diyor ki وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الْجَمْعُ وَأَلِفَ التَّأْنِيثِ Gayr-ı musarrif illetlerinden iki tane vardı ki onlar iki illet makamına kaimdir. Bir illet değildir onlar. Her ne kadar görünüşte bir illetse de iki illet makamına kaimdir. Ve ma ol bir illet ki yekûmu kaim olur makâmehumâ. İki illet makamına kaim olur. Nedir? El cem'u cemidir. Öbürü de ve elifet te'nîti. Elifet-te'nîti yazılırken Elifa-et-te'nîti diye yazıyor. Elifani idi. İzafetten dolayı nun düştü. Elifa-te'nîti bu yazıyla beraber te'nîsin iki elifi demektir. Arkadaşlar elif-i maksure ve elif-i memdude diye tesmiye edilir. Te'nîs alametin kaçtır dendiğinde üçtür. Bir, üzerine ha diye durulan ta, nasirah, talhah gibi. Bir de elif-i maksure. Hubla, da'va, zikra gibi. Bir de elif-i memdude, hamra'u gibi. Elif-i memdude aklımıza kalması açısından metni muttasıl olana elif-i memdude deniyor. Metni tabi olana da elif-i maksure deniyor. Hubla, elif-i maksuredir. Dolayısıyla hamra'u da elif-i memdudedir. Hatırımıza elif-i memdude, elif-i maksure kalması açısından manayla bir bağlantı kurarsak İyi kalır aklımıza diye hatırlatmak istedim. Elif-i meksure ile elif-i memdude te'nis alametidir. Arkadaşlar te'nis alameti olan ta Talha'da olduğu gibi bir illet makamında olduğu halde elif-i meksure veya elif-i memdude te'nis alameti olduğunda iki illet makamına kaimdir. Yani hamra'u kelimesinde Elif-i Memdude'yi gördükten sonra onu gayr-ı musarrif yapmak için başka bir illet aramayız. Hubla'da Elif-i Maksure'yi gördükten sonra orada kelimeyi gayr-ı musarrif yapmak için başka bir illet aramayız. İhtiyacımız yoktur. Çünkü Elif-i Maksure ve Elif-i Memdude bulundukları yerde iki illet makamına kaimdirler. Elif-i Maksure arkadaşlar mesela asak, el asadaki elif, elif-i maksure midir? Yani lafız itibariyle elif-i maksure gibi olur ama te'nis alameti olan elif-i maksure değildir. Elif-i maksure kelimenin faal fiili, anel fiili, lamel fiilinin dışında gelen elif-i maksure olabilir, te'nis alameti olabilir. Şimdi hubla'da değil mi? H var, B var, lam var, faal fiili, anel fiili, lamel fiili. Ondan sonra bir elif geliyor. O yani daima te'nis alameti kelimenin asıl harflerinden değildir, onların dışındadır. Nasıratünde ra lamel fiilidir, ondan sonra ta geliyor değil mi? Cem'a'ude, hamra'ude, hamara kelimenin asıl maddesidir. Yani burasını da hatırınızda
bir not olarak tutasınız diye söylüyorum. Şimdi şöyle bir soru var. Tenis alameti alâ küll hal gayr-ı musarrif illeti midir? Evet. İster ta olsun, ister elif-i meksur olsun, ister elif-i memdude olsun. Bunların üçü de tenis alameti olan bu üç tanesi her birisi gayr-ı musarrif illeti olduğu halde ta sadece bir illet sayılıyor ama elif-i meksure ile elif-i memdude iki illet sayılıyor. Cem'i de iki illet sayılıyor. Elif-i meksure ile elif-i memdude neden iki illet sayılır diye sorulsa cevabını şöyle veriyorlar. Diyorlar ki tenis alameti olan ta nasıratün. Değil mi? Nasıratün ta vardır. Ama bu kelimeden soyulur mu? Yani nasırun denir mi? Denir. Ama elif-i meksure ile elif-i memdude kelimeden soyulmazlar. Onlar kelimeye lazımdırlar. Mesela hublada elifsiz kullanılmaz bu kelime. Hani nasıratünde nasırun diye var. Ama hublada ne yoktur? Elif-i meksuresiz kullanılması yoktur. Hamra'ude elif-i memdudesiz kullanılması yoktur. Yani bunlar bir tenis alameti olması bakımından illet sayılıyor. Bir de kelimeye lazım olup ayrılmaması bakımından, kelimeden ayrılmaması bakımından ta'dan farklıdırlar. Böylece iki illet makamına kaim olmuş oluyor. Bir müennes alameti olmaları, iki kelimeden ayrılmamaları, kelimeye lazım olmaları bu açıdan iki illet sayılıyor. Peki iki illet makamına kaim olan birisi tenis elifi, tenis elifleri diyelim, elif-i meksure, elif-i memdude. Cemiye ne diyeceksiniz? Arkadaşlar cemiye ile ilgili ileride bahsi geldiğinde diyecek ki bunun şartı sigayı muntehayı cumu'dur diyecek. Yani cemiyin şartı nedir? Her cemi gayr-ı musarif illeti olamaz. Gayr-ı musarif illeti olabilmesi için sigayı muntehayı cumu' olmalıdır. Ne demek sigayı muntehayı cumu'? Şimdilik size sadece mefaile mefaile kalıbı sigayı muntehayı cumu'dur deriz. Mefaile mefaile kalıbı nedir? Sıgı-i müntehayı cumhurdur. Veya fealile fealile de diyebilirsiniz. Fealile fealile iki tane kalıp vardır. Bunlar sıgı-i müntehayı cumhurdur. Şimdiye kadar derslerinizde geçmemiş olabilir. Bu bahiste geçmiş olabilir. Belki Katrun Neda İbn-i Akıl gibi şeyler okuduysanız orada görmüş olabilirsiniz. Arkadaşlar Arapçada müfredin tesniyeden sonra gelen çoğuluna cemi diyoruz. Fakat bazen cem'in de cemisi vardır. Yani Araplar bazen müfredi cemi yaptıkları gibi bazen cemi de cemi yaparlar. Şimdi cemiden cemi yapmak caiz midir? Arapçada varit midir? Evet varittir. Bunu göreceğiz. İlerideki bahislerde göreceğiz. Gerçi şunu da söyleyeyim. Cemilerle ilgili, müfredlerle ilgili bilgi İbn-i Akil'de daha fazladır. Geniş kitaplarda daha fazladır. İzhar'da bu konuda sadece cemi sahih ve cemi mükesser der geçer. Yani hangi müfretten hangi cemi gelir kalıp olarak bunlar biraz daha geniş kitaplarda daha detaylı olarak anlatılır. Hani akla kalabilmesi için belki bir kısmı da ezberlenmesi lazım. Ama özet bilgi söylüyorum size. Müfretten tesniye cemi yapılır. Cemi'nin de cemisi olur mu? Cemi'nin de cemisi Arapçada oluyor. Fakat feal ile feali ile kalıbı var ya, bu kalıba geldikten sonra bir daha cemilenmez. Sigayı muntehay cumu, cemiliğin son bulduğu siga demektir. Yani şimdi kelbün cemisi eklüp gelir. Kelbün cemisi eklüp gelir. Eklübün cemisi de ekalip gelir. Ekalip ne oldu şimdi? Cem'in cem'i oldu. O zaman diyoruz ki arkadaşlar, feal ile feali ile iki kalıp vardır. Bu iki kalıp nedir? Sigayı muntehayı cumudur. Yani cemilik burada adeta ne olmuş? İki defa tekrarlanmış. Adeta iki defa tekrarlanmış. Ve buradan sonra bir daha cemi olma şansı yoktur, imkanı yoktur. İşte neden cemi ilk illet makamına kaimdir? Çünkü sigayı muntehayı cumuda adeta cemilik tekrarlandığından dolayı bunu da iki illet makamına kabul etmişlerdir diyoruz. Arkadaşlar sarfta huzu aslında huziyu idi. Dediniz bir ilal yaptınız sonra guzu yaptınız onu. Değil mi? Mermiyün mermuyün idi. İlal yaptınız sonra mermiyün yaptınız onu. Doğru mu? Bütün bu ilallerde ve kurallarda şu cümle çok önemlidir. Ve hâzihi munâsebâtun zekerûhâ ba'del vukû'.
فَهَذِهِ مُنَاسَبَاتٌ ذَكَرُوهَا بَعْدَ الْوُقُوعُ Yani önce bu kurallar ortaya kondu. Bu kurallara göre lügat dizayn yapıldı mı? Yoksa önce lügat oturdu, arkadan kurallar oluşturuldu mu? Hangisi doğru? İkincisi doğru. Ha. O zaman biz burada söylediklerimiz, sizin sarfta söyledikleriniz, nahivde söylediklerimizin her birisi nedir? Münasebetün zekeruha ba'del vuku'dur. Kalıbına, işi kılıfına uydurmaya çalışıyoruz. Allah Celle Celaluhu lisanları muhtelif olarak yaratmış olması ihtilafu elsinetikum ve elvanikum değil mi? Yani dillerimizin ve renklerimizin değişik olması Allah'ın ayetlerindendir. Mutlaka her dilde ne vardır? Bir dil bilgisi vardır. Her dilin kuralları var mıdır? Vardır. Arapçanın da kuralları vardır. Ama şurası bir gerçek ki kurallar önce, dil sonra o kurallara göre ayarlanmamış. Dil nizamlı bir şekilde gelmiş. Bunlara bakarak kurallar çıkarılmış. Anlatabildim mi? Şimdi feal ile feali ile kalıbındaki cemileri gayr-ı munsarif olarak gördüler. Bunları gayr-ı munsarif olarak görünce acaba peki biz bunlara gayr-ı munsarif illeti olarak ne gördük ne bulduk? Araştırınca cemiden başka bir şey bulmadılar. Ama bu kalıpta olan bütün cemileri de gayr-ı munsarif olarak buldular. O zaman dediler ki kural şudur. Feal ile feali ile kalıbı cemidir, sıgı-i müntehai cumudur. Bunun bir daha cemiliği mümkün değildir. Bunun sıgı-i müntehai cumu olması, iki illet makamına kaim olması demektir. Biz bundan sonra artık faal ile faali ile kalıbını görünce başka bir illet aramadan kelimeyi ne yaparız? Gayr-ı munsarif yaparız dediler. Bu bir teharriyle, bir araştırmayla, bir istatistikle tespit edilmiştir. Bunu da paylaşmış olayım. Ve hâzihi münâsebâtun zekerûhâ ba'dil vukûhi her zaman cebinizde saklayın. Şimdi gerçekten Araplar önce huziyû demişler de sonra bizim yaptığımız ilali yapmışlar da işi kuzuya çevirmişler. Öyle mi oldu? Öyle olmamıştır. Ama sonuçta huzû kelimesi gazeve maddesinden geldiği değil mi? Bellidir. Aynı kalıptan geldiği bellidir. Buradan buraya nasıl gidilebilir? Kurallar koydular gittiler. Yani kuralla beraber gitmiş oldular. Peki arkadaşlar ne okuduk burada şimdi? İki illet makamına kaim olan iki tanedir. Birisi cemidir, birisi teynis elifidir. Neden cemi iki illet makamına kaimdir? Çünkü cemi sıla-i müntehai cümle olunca adeta cem'in cemi. Cemi orada tekrarlanmış gibi oluyor. Böyle olunca bunu iki illet makamına kaim kabul ettiler. Teynis elifi olan elif-i maksure ile elif-i memdude de iki illet makamına kaimdir. Neden bunlar bir tane olduğu halde iki illet makamına kaimdir? Veya teynis alameti olan ta neden bir illet makamına kaim de bu iki illet makamına kaimdir? Çünkü bunlar bir teynis alameti olması bakımından, bir de kelimeden hiç ayrılmamış olması bakımından efendim iki illet kabul edilmişlerdir. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi tafsilata geçtik. Bize gayr-ı musarifin tarifini yaptı. مَا فِيهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعِنْ اَوْوَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا O اَوْوَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا'yı burada anlatmış oldu. Bunlar bitti şimdi. Yani tarif ve tarifin içerisine geçelim ama يَقُومُ مَقَامَهُمَا da tamam. Şimdi yapılan tadat, yani gayr-ı musarif illetlerini tadat etmişti. وَهِيَ عَدٌ وَوَصٌ وَتَعْنِثٍ diye. O tadat yaptığı sıraya göre her birisini açıklayacak. Arkadaşlar diyor ki فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ تَحْقِيقًا اَوْ تَقْد۪يرًا Şimdi ben size burada önce anlatayım, sonra ibareyi okuyayım. Burada adilde iki türlü adil karşımıza çıkacak. Bir, Ömer, Züfer. Diyoruz ki Ömer, Amirun'dan ödül etmiş. Züfer de Zafirun'dan ödül etmiş. Bunlar birinci şık arkadaşlar. Bir de Sülafe, Meslefe, Uhara, Cuma. Diğer örnekleri yeri gelince okuyacağım. Sadece adlin iki kısmını anlatmak için bunu yapıyorum. Sülafe kelimesi de Selâfetun
selâsetünden ödül etmiştir. Sülâse kelimesinden başlıyorum. Sülâse kelimesi ne demektir? Üçer üçer demektir. Rubâ'a dörder dörder demektir. Şimdi sülâse üçer üçer demektir. Araplar bu kelimeyi bir defa gayr-ı musarrif olarak kullanıyorlar. Biz bu kelimeyi ne olarak bulduk? Gayr-ı musarrif olarak bulduk. Sülâse, meslese, rubâ'a, merba'a bu kelimeleri gayr-ı musarrif olarak kullandıklarını bulduk. Ömer ve Züfer kelimelerini de gayr-ı musarrif olarak kullandıklarını bulduk. Biz önce bunlarda adilliği tespit ettik. Sonra ikinci illeti tespit ettik. Ve kelimeyi gayr-ı musarrif biz yaptık, öyle mi? Yoksa kelime gayr-ı musarrifti, biz gerekçelerini bulduk. Doğrusu bu. Şimdi arkadaşlar, sülâse kelimesinin aslının selâsetün, selâsetün olduğunu bir kuralla ispatlayabilir miyiz? Yani bir kaide söyleyeceğiz, o kaideyle beraber sülâsenin aslının selâsetün, selâsetün olduğunu ispatlayacağız. Böyle bir kaide var mıdır? Vardır. Nedir kaide? Sülâse, üçer, üçer demektir. Manada tekrar var mı? Var. Peki lafızda tekrar var mı? Yok. Mana mükerrer olunca lafız da mükerrer olmalıdır. Cani Zeydün Zeydün, bana Zeyd, Zeyd geldi. Bak lafız mükerrer olunca, değil mi? Mana da mükerrer olur. Şimdi sülâse kelimesinde lafız mükerrer olmadığı halde mana mükerrerdir. O zaman diyoruz ki bu kurala dayanarak sülâse kelimesinin aslı selâsetün selâsetündür. Bir kurala dayandırdık mı onu? Dayandırdık. Peki Ömer kelimesinde amirunden udul ettiğini bir kurala dayandırabilir miyiz? Ömer amirunden udul etmiş. Neden? Bir gerekçe yok. Züfer zafirunden udul etmiş. Bir gerekçe yok. Peki o zaman bir gerekçe ayarlamamız lazım. Neden? Biz çünkü gayr-ı musarrif ile ilgili bir kurallar menzumesi oluşturacağız. Kurallar menzumesinde buna da bir yer bulmuş olacağız. Çünkü lisanlarda mutlaka bir gramer, bir kurallar menzumesi vardır. Diyoruz ki, biz Ömer kelimesini gayr-ı musarrif olarak bulduk. Doğru mu? Ne var bunda? Alemiyet var. İki illetten bir ne var? Alemiyet var. Peki alemiyet varsa, ikinci illet ne olabilir diye bakıyoruz arkadaşlar. Ben size şimdi şurada yazıyorum arkadaşlar. Adil, vasıf, değil mi? Ve adil olsun. Tenis, marifeyi ben burada alemiyet yazayım arkadaşlar. Cemi, terkip, elif nun mezideten, vezni fiil, hücme de vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Ömer'de bu 9 illetten alemiyet olduğu kesin. Doğru mu? Biz buna bir illet daha bulacağız. Mesela ücme desek, yani Arapça değildir, acemcidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu kargala bile güler buna. Vezli fiil desek, umar, öyle bir vezli fiil yok. Bu da olmaz. Elif nun mezideten desek, İmran olsa tamam. Bu da olmaz. Terkip desek, yok. Olmaz. Cemi desek, faaliyle, mümkün değil, olmaz. Peki tenis desek, Hazreti Ömer kalkar bizi sopalar. Peki vasıf desek, alemiyetle vasıf bir araya gelmez. Ne kaldı geri? Hani darda kaldım da amcamın kızıyla evlendim meselesi vardı. Burada devreye giriyor. Olsa olsa buna bir adillik var diyeceğiz. Peki adil var dersek nereden diyeceğiz? Nereden ödül etmiş? Ömer amiründen ödül etti diyelim. Züfer zafiründen ödül etti diyelim. Şimdi arkadaşlar, bizim Karadenizli'nin söylediği gibi, ha buraya dikkat edin şimdi. Ömer'de adilliği bulmamızın gerekçesi Ömer'i gayr-i munsarif olarak bulmamızdır. Başka bir gerekçemiz yok. Doğru mu? Peki. Sülâse kelimesinde de aynı kuralı uygulayacağım şimdi. Burada uyguladım ya, 9 tane illeti ne yaptık? Gözden geçirdik. Hangisi olabilir, hangisi olamaz. Şimdi sülâse kelimesi üçer üçer, bunu da bir defa
arkadaşlar illetlerden birisi, şöyle çizeyim, vasıftır. Üçer üçer bir vasıftır. Biz bu kelimeyi gayr-ı musarif olarak bulduk. Ne yapmamız lazım bunda? İkinci illeti de bulmamız lazım. İnceliyoruz. Ucme olabilir mi? Hep beraber söyleyelim. Olabilir mi? Olamaz. Vezni fiil olabilir mi? Olamaz. Elif nümezideten? Olamaz. Terkip? Olamaz. Cemi? Olamaz. Alemiyet? Olamaz. Tenis? Olamaz. Vasıf zaten vardır. Ne kaldı geriye? Bir adillik kaldı. Dedik ki biz, ikinci illet adildir. Peki, adil olduğunu ispatlamak için, biz gayr-ı musarif olarak bulduğumuz için bu yola girdik değil mi? Şimdi adilliğini ispatlamak için ne yapacağız? Bir araştırma yapacağız. Araştırma yaptığımız zaman, ya sülâsel manası mükerrerdir, lafzı birdir. Mana mükerrer olunca lafız da mükerrer olması lazım. Biz böyle bir kuralla buna biz selâsetün selâsetün diye bir asıl bulabilir miyiz? Bulabiliriz. O zaman diyoruz ki bu selâsetün selâsetünden udûl etmiştir. Doğru mu? Ömer'deki yoldan bir başka yol oldu mu bu? Ömer'de sadece ve sadece darda kaldığımızdan amiründen udûl etmiştir. Eğer Ömer gayr-ı munsarif olmasaydı, Ömer'i biz gayr-ı munsarif olarak bulmasaydık, Ömer'in amirden udûl ettiğini kimse söyler miydi? Söylemezdi. Kısacası arkadaşlar, hem Ömer hem de sülâfe, her ikisinin birleşiği nokta şurasıdır. Kelimeyi biz kelimeleri gayr-ı munsarif olarak bulduk. Her birisinde birer tane illet tespit ettik kesin olarak. İkinci illetin arayışına çıktığımız zaman 9 tane illeti taradık. Birer illet vardı, geride 8 illet vardı. 8 illeti taradık. 8 illetten hiçbirisi ne Ömer'de ne sülâsede uymadı. Sadece adillik uyabilirdi. O zaman biz bunlarda adil varsa, adil dediğimiz zaman arkadaşlar bu mağdul oluyor. Yani adil mağdul manası. Bunlar mağduldür, bunlar mağdulün anh'tir. Mağdulün anh asıl olmuş oluyor. Şimdi biz mağdulden mağdulü anh'e gideceğiz. Değil mi? Mağdul varsa mağdulün anh var. Nereden ödül etmiş? Mağdulü anh'i bulmak için, tespit etmek için elimizde sadece kelimeleri önce gayr-ı musarif olarak bulmamız vardır. Kelimeleri sülâsede dahil. Kelimeyi gayr-ı musarif olarak bulmasaydık biz burada bir adil arayışına çıkmayacaktık. Tamam? Biz önce kelimeleri gayr-ı musarif olarak bulduğumuzdan dolayı adil arayışına çıktık. Adil arayışına çıktıktan sonra sülâsede farklı bir pozisyonla, Ömer'de farklı bir pozisyonla karşılaştık. Sülâsede kurala dayalı bir asıl bulabildik. Lafız mükerrer, mana mükerrer olmalıdır. Öyleyse selâsetün selâsetün olmalıdır. Ama Ömer'de öyle bir kural bulamadık. Ömer'de dedi ki, Ömer âmiründen udûl etmiştir. Çünkü biz kelimeyi gayr-ı munsarif bulduk. Biz bunda adillik var dememiz lazım. Öyleyse biz bunu âmirden udûl etti diyelim. Aradaki fark anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman diyoruz ki adil ya adli tahkikidir ya adli takdiridir. Adil ikiye ayrılıyor. Adli tahkiki, adli takdiri. Adli tahkiki ne demek? Muhakkak olan bir asıldan udûl etmiş. Adli tahkiki ne demek? Muhakkak olan bir asıldan udûl etmiş. O hangisidir arkadaşlar? Sülâsedir. Adli takdiri ne demek? Mukadder olan bir asıldan udûl etmiş. Farzan ve takdira bir asıl yapılmış kendisine, oradan udûl etmiş. Bunun misali nedir? Ömer ve Züfer'dir. Anlaştık? Öyleyse, şimdi ibareyi okuyorum arkadaşlar. Fel adlu, buyur. Muhakkak olan derken anlayabilir miyim? Muhakkak demek var olan bir asıldan ödül etmiş. Muhakkak demek var olan. Mukadder demek takdiri, farzan ve takdira yok ya, sen takdir ediyorsun onu. Ömer'in amir diye bir aslı yoktur. Onu sen takdir ediyorsun, bu mukadder oluyor. Ama sülâsenin aslının selâsetün, selâsetün olduğunu bir kuralla ispatlayabildiği için muhakkak bir asıl oluyor. Muhakkak demek var, sabit demektir. Ne ile sabittir? Başka bir kuralla sabittir. Yani başkadan neyi kastediyorum? Kelimeyi gayr-ı musarif olarak bulmamızın dışında başka bir delille biz bunu ispatladığımız için buna muhakkak asıl diyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Bu açıklamalardan sonra muhakkak ile mukadder biraz daha anlaşılır. Başta böyle muhakkak deseydim anlaşılmazdı. Şimdi arkadaşlar, fel adlu
burada mastardır. Mastar biliyorsunuz bazen kendi manasında olur, bazen bir mana fail, bazen bir mana meful olur. Fel'adlu demek bir ismin madül olması demektir. İsmi meful manasında. Fel'adlu bir ismin madül olması. Bir ismin madül olması nedir? Hurucuhu. O ismin çıkmış olmasıdır demiyoruz arkadaşlar. Yine Karadeniz hesabıyla dikkat edin diye söylüyorum. Hurucuhu normalde çıkmış olmasıdır diyecektiniz. Şöyle söyleyeceksiniz. Fel'adlu bir ismin madül olması nedir? Hurucuhu onun çıkarılmış olmasıdır. Hurucuhu o ismin çıkarılmış olmasıdır. Neden? An sigatihil asliyeti. Asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Tahkikan, hakikaten olan asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Ev takdiren veya takdiren olan asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Fel'adlu bir ismin madül olması nedir? Hurucuhu o ismin çıkarılmış olmasıdır. Neden? An sigatihi sigasından. El asliyeti asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Tahkikan muhakkak olan bir asıldan çıkarılmış olmakla. Tahkikan muhakkak olan bir asıldan çıkarılmış olmakla. Ev takdiren diyecek veyahut da mukadder olan bir asıldan çıkarılmış olmakla. Hurucuhu hurucan tahkikan hurucan takdiren. Yani hurucuhu an sigatil asliyeti asıl sigasından çıkarılmış olmasıdır. Tahkikan muhakkak olan bir asıldan çıkarılmış olmakla. Ketülâte ve methlete ve uhara ve cüm'a. Ev takdiren veya takdiren olan bir asıldan çıkarılmış olmakla. Şimdi tahkikan dedi arkadaşlar. Buna misal ketülâte ve methlete ve uhara ve cüm'a ve ondan sonra da ev takdiren dedi. Şimdi tahkikene verdiği misalleri inceleyeceğiz. Önce girişte tahkiken takdiren meselesini anlatmış olduk. Şimdi tahkikene verdiği misaller nelerdir? Sülate dedi. Meslese aynı kuraldır, onu yazmadım. Uhara dedi. Başka ne dedi? Cuma dedi. Arkadaşlar, Arapçada uharu kelimesi, cuma'u kelimesi bunlar gayri munsarif olarak kullanılıyorlar. Tamam. Gayri munsarif olarak kullanılıyorlar. Sülâse kelimesinin izahını yaptım. Size şimdi uharu ile cuma'nın izahını yapacağım. Şimdi uhara kelimesi aharunun müennesi olan uhra'nın cemisidir. Yani ismi tefzildir. Uhar kelimesi. Aharu, aharani, aharune ve evahiru uhra, uhrayani, uhrayatun ve uharu. Nusaru. Tamam. Uharu kelimesi ismi tefzildir. Bu kelimeyi gayr-i musarif olarak bulduk. Tamam. İki illetten ne var diye aradık. İsmi tefzil olduğuna göre vasıflık var mı? Var. Yani bunlarda vasıflık var. Peki buna biz ikinci illet bulacağız. Şu 9 illeti gözden geçirelim. Adlin dışında bir şey bulabilir miyiz bakalım? Mesela ucme olabilir mi? Olamaz. Elif-i mezideten olabilir mi? Olamaz. Vezni fiil olabilir mi? Olamaz. Efendim terkip olabilir mi? Olamaz. Alemiyet olabilir mi? Olamaz. Tehnis olabilir mi? Olamaz. Hangisini gezerseniz gezin, olsa olsa bunda ne olabilir? Vasfın yanında adillik var. Peki uharu nereden ödül etmiş olabilir? Uharu nereden ödül ettiğini arkadaşlar, kuralla bulursak muhakkak olan bir asıldan ödül ettiğini söyleyeceğiz. Kelime-i gayr-i musarif olarak bulmanın dışında bir kural ile bunu bulabilirsek, buradaki adli tahkiki diyeceğiz. Yani muhakkak olan bir asıldan ödül ettiğini söylemiş olacağız. Peki arkadaşlar, burada bir asıl bulabilir miyiz? Biliyorsunuz ki ismi tafzilin 3 türlü istimali var. 1- Elif lamla istimal edilir. 2- Min ile istimal edilir. 3- İzafetle istimal edilir.
Afvalün nasi, afvalül kavmi dediğiniz zaman izafetle kullanmış oldunuz. Zeydün afvalü min amrin min ile kullandınız. Zeydünil afvalü dediğiniz zaman da elif lamla kullandınız. İzharda bu konuda bilgi yokken kafiyede ismi tafzil bahsinde bu konuda bilgi vardır arkadaşlar. Yani ismi tafzilin elif lamla veya izafetle veya min ile kullanılması gerektiğini bu üç tanesinin dışına çıkması mümkün olmadığını söyler. Ve bunun başka tafsilatı da var. Yusufu ahsenu ihvetihi. Burada ahsen kelimesi ihveye muzaf olmuştur. İzafetle kullanılmıştır. Manası nedir, ne değildir? Orada göreceğiz. İsmi tafsil bahsinde göreceğiz. Burada ben sizinle neyi paylaşıyorum? İsmi tafzil üç şeyden birisiyle kullanılır. Bunlardan birisi elif lamlı kullanılır. Birisi min ile kullanılır, birisi de izafetle kullanılır. Her üç kullanılışın arkadaşlar kendine has bir takım kuralları var. İsmi tafzil min ile kullandığı zaman müfred, müzekker olmak mecburiyetindedir. Başka türlü olmaz. Zeydun afzalu min amrin, ezzeydani afzalu min amrin, ezzeydune afzalu min amrin. Mesela. Bu konu nerede gelecek? İsmi tafzil bahsinde gelecek. Bu kullanılışlar arasında fark vardır. Sizin burada odaklanmanız gereken nokta şurasıdır. İsmi tefzil mutlaka ama mutlaka üç şeyden birisiyle kullanılır. Ya izafetle, ya elif lamla, ya min ile. Şimdi burada uharu kelimesi gayr-ı musarif olduğu yerlerde ne elif lam var, ne min var, ne de izafet var. O zaman deriz ki biz uharu kelimesi ismi tefzil olması münasebetiyle ya elif lamlıdan udül etmiştir, veya izafetliden udül etmiştir veya min ile kullanılandan udül etmiştir. Çünkü bu üç taneden birisiyle kullanılır. Hiçbirisiyle kullanılmadığına göre bunun aslı ya elif lamlıdır, ya minlidir veya izafetlidir. Yani uharu kelimesi ya aharu minden veya el uharudan veyahut da izafetliden udül etmiştir diyeceğiz. Burada anlaştık mı? Anlaşıldı mı burası arkadaşlar? Şimdi peki hangisinden udül etmiştir? Bu üç taneden arkadaşlar üçüncüsünü yok ediyorlar. Yani bu izafetliden udül etmiş olamaz. İzafetliden udül etmiş olamaz. Geride ne kaldı? Elif lamlı veya minliden udül etmiştir. Neden izafetliden udül edemez Ahmet Mücahit? Bu bilgi izhardaki bilgi dağarcığınızda vardır. Biraz karıştırdığımız zaman çıkar piyasaya. O neydi arkadaşlar? Muzaf ve muzafili muzaf izafetten kesilirse izafetten kesildiği zaman ya muzafiliyten ivaz muzafa bir tenvin vereceksin. Veya hine izin gibi. Veyahut da hasfedilenin misline muzaf olacak. Ya teyme teyme adiyin. Hatırladınız mı şimdi? İzhardaki bu bilgiyi hatırladınız mı? Ya teyme teyme adiyin. Veyahut da mebni olacak min qablu, min ba'du. Yani izafetten kesildiği zaman ya muzaf ileyhten ivaz bir tenvin verilir veya muzaf min qablu, min ba'du gibi zamme üzere mebni olur veya hasfedilenin misline muzaf tekrarlanır ya teyme, teyme adiyyin gibi. Anlaştık mı? Bu bilgi çok derinlerde değil, değil mi? Çıktı mı piyasaya? İzharın sonlarına doğru olan bilgilerden de bu bilgi de önemli bilgidir yani. Ne diyoruz bazen? Diyoruz ki elif lam muzafileyhten ivazdır. Bazen de tenvil muzafileyhten ivazdır diyeceğiz. Veselil kariyete, orada elif lam muzafileyhten ivazdır. Vesel ehlel kariyeti. Muzafta muzafın yerine gelir. Muzaf hasfedilmiş. Bazen muzaf hasfedilir, elif lam onu temsil eder. Muzafileyi affedersin. Hasfedilir, elif lam onu temsil eder. Bazen tenvin gelir, hasfedilen muzafın, muzafileyin yerine muzafa tenvin verilir. Bazen de mebni olur. Yani izafet kesildiği zaman, izafetten kesildiği zaman, muzafileyi hasfedildiği zaman, muzafta ne olur? Üç şeyden birisi olur. Ya muzafileyten evvel tenvin verilir. İzafette tenvin yoktu, tenvin verilir. Veya min kablu min ba'du gibi mebni olur. Veyahut da hasfedilen misline muzaf olan tekrarlanır. Ya teyme teyme adiyyin gibi.
Şimdi uharu kelimesinde eğer izafetten udul etmiştir dersek o zaman muzafileye hasfedilmiş. Geride tenvin geldi mi? Gelmedi. Peki uharu diye mebni oldu mu? Min kablu min ba'di gibi olmadı. Peki hasfedilen misline muzaf olan tekrarlandı mı? Hayır. O zaman nasıl diyeceksin bu izafetliden udul etti? O zaman bu üç şıktan bunu siliyorlar. İzafetliden udul etmiştir'den vazgeçiyorlar. Geride ne kaldı? Ya elif lamlı'dan veya min ile kullanılandan udul etmiştir. Şöyle arkadaşlar. Ya aharu min'den veya el uharu'dan udul etmiştir. Niye aharu min dedim de uharu min demedim? Çünkü min ile kullanıldığı zaman müfred olmak mecburiyetindedir. Ya aharu min'den veya el uharu'dan udul etmiş. Bu kadar bilgi bizim için adli tahkikiyi anlatma ve anlama noktasında yeterlidir. Anlatabildim mi? Şimdi arkadaşlar, sülâfe kelimesinin aslının felâfetün felâfetün olduğunu kelime-i gayr-münsarif olarak bulmanın dışında bir kuralla ispatlamış mıydık? Ve bundan dolayı da biz buna ne dedik? Muhakkak olan bir asıldan udül etmiştir. Aynı ispatı uharede de yaptık mı? Kelime-i gayr-münsarif olarak bulmanın dışında bir başka delil bulduk mu? İsmi tafzilin üç türlü istimali vardır. Bunlardan birinden udül etmiş olması gerekir. Muhakkak bir asıl bulduk buna. Anlaştık burada da. Geçtik cuma kelimesine. Arkadaşlar cuma, kuta, buta, busa kelimeleri meşhurdur. Tekit için kullanılır bunlar. Kuta, buta, busa bunlar cumasız kullanılmazlar. Ama aynı kalıptadırlar. Şimdi arkadaşlar cuma kelimesi ecma'u cem'a'e ecma'u cem'a'e. Ne demek ecma'u cem'a'e? Ecma'u cem'a'e demek arkadaşlar müzekkeri ef'alu müennesi fe'alâ'u vezni olan kelime demektir. Ecma'u cem'a'e müzekkeri ef'alu müennesi fe'alâ'u kalıbında olan demektir. Şimdi arkadaşlar cuma'u kelimesi ecma'u cema'edeki cema'enin cemisidir. Cema'enin cemisidir. Çünkü ecma'unun cemisi ecma'un gelir. Fesecedel melâiketü küllühüm ecma'un gelir. Öyleyse cuma'u kelimesi ecma'unun değil de neyin cemisidir? Cema'u kelimesinin cemisidir. Yani cem-i müennes oldu. Doğru mu? Ama Arapçada şöyle bir kural var arkadaşlar. Şimdi biz Cuma'ya ne bulacağız? Vasıflık var. İkinci illet bulacağız. Bu illetin hemen peşinden söyleyelim. Adil olduğunu kabul ettik. Neden kabul ettik? Başka bir şey yol yok. Peki bunun adilliğini yani ma'dülün anhi bir kuralla ispatlayabilir miyiz? Diyorlar ki ef'alu fe'alâ'e kalıbındaki bir sıfatı kelimenin cemisi fu'lun vezninde gelir. Ahmeru hamra'e humrun ebyadu beyda'a normalde bu yılın gelir ama ilal yapılır bir yılın olur. Yani o bir yılın aslında bu yılındır. Efendim humrun ef'alu fe'alâ'enin cemisi eğer sıfatı kelime ise fu'lun vezdinde gelir. Şimdi buna göre cuma'u geldiğine göre cum'un gelmediğine göre bu cuma'u cum'undan udül etmiştir. Şimdi arkadaşlar fe'alâ kelimesinin cemisi nasıl gelirmiş? Fu'lun. Sıfat ise fu'lun gelir. İsim de olabilir, sahra gibi. Eğer isim olursa bunun cemisi, evvela şunu yazayım ben, cum'un'den udül etmiş olabilir. Eğer eğer bu sıfat değil de isim ise sahra gibi cema'a isim olursa o ihtimal de değerlendiriyor. O zaman bunun cemisi fa'ala veya fa'lavat. Fa'ala da fa'ali de okunuyor arkadaşlar. Fa'ala veya fa'lavat kalıbında gelir. Cema'a vezindeki bir isim sahra gibi. Bunun cemisi fa'ala veya fa'lavat vezinde gelir. Sahravat da olduğu gibi. Şimdi böyle olduğuna göre diyoruz ki cuma kelimesi eğer isim ve sıfat olma ihtimali var.
Sıfat ise ecma'u cema'a eden geliyor. Cema'anın cemisidir. Cema'anın cemisi, ef'alu fe'alanın cemisi, fu'ulun, ahmeru hamra humrun kalıbında gelmeliydi. Bu cuma'u geldiğine göre demek ki cum'undan udül etmiştir. Eğer ecma'u cuma'u kelimesi sıfattan değil de isimden geliyorsa, o zaman bunun cemisi fe'ala veya fe'alavat kalıbında olmalıydı. Cuma'u cema'a veya cema'avattan udül etmiş oldu deriz. Buna göre arkadaşlar, biz cuma kelimesine bir asıl, bir kural ile, kaide ile bulabildik mi? Bulduk. Ne diyoruz o zaman biz buna arkadaşlar? Burada adil nedir? Tahkikidir. Buradaki adil tahkikidir. Efendim? Cuma'nın cemisinin cuma'nın olması kural mı, yoksa cemisi olsun diye mi cuma diye söylemişler? Bu kelimenin arkadaşlar tesniyesi kullanılmaz. Ecma'u, ekta'u, ebta'u, ebsa'u, bunların tesniyesi kullanılmaz. Bir müfretleri, bir de cemileri kullanılır. Bu cemidir. Neyin cemisidir? Ecma'u cema'nın cemisidir eğer sıfat ise. Eğer isimse cema'unun cemisidir. Sahra kalıbında. Sıfat olduğunu kabul edelim. Cum'un gelmesi lazım. Kural gereği. İsim olduğunu kabul edelim. Cema'a veya cema'avat gelmesi lazım. Kural gereği. Bunların ikisinden birinden gelmediğine göre bunlardan birisinden udül etmiştir diyoruz. Tamam. Peki tahkik veya takdir diye ayırmayan var mı ulemamızda? Hani direkt udülü anlatıyor, hiç herhangi tahkik veya takdir değil mi? Böyle gelmişti hani, münasebeti bu şekilde kuruyoruz ya. Yani herhangi bir kurala oturtmadan, aynı Ömer gibi, Züfer'e olduğu gibi. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısa, çok muhtasar geçen ifadelerde anlatmayabilir. Ama o muhtasarı da birisi şerh yapmaya kalksa bunu anlatacak yani. Şimdi bunu Molla Cami'den okuduğunuz zaman arkadaşlar boyutu biraz daha genişliyor. Boyutu biraz daha, mesela felâetlu hurucu an sığıtihil asliyeti, o an sığıtihi el asliyeti, kendi asıl sığısından deyince bunun altında neler var neler var. O Molla Cami'dedir. Şimdi adil dediğiniz zaman biz şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Önce kelimeyi gayr-ı musarraf olarak buluyoruz. Bizi burada adil arayışına sevk eden kelimeyi gayr-ı musarraf olarak bulmamızdır. Gayr-ı musarraf olarak bulunca diğer 9 illetten veya 8 illetten hiçbirisi uymuyor. Uysa adillik uyabilir. Diğerleri mümkün değil, uymuyor. O zaman biz burada adillik uydurmak mecburiyetindeyiz. Adillik uydurduğumuz zaman ya hiçbir başka gerekçemiz yok, kelimeyi gayr-ı musarraf olarak bulmamızdır. Ömer'de olduğu gibi. Başka hiçbir gerekçemiz yok amirden udül ettiğine dair. Bir gerekçemiz var. Nedir o? Kelimeyi gayr-ı musarraf olarak bulmamız. Ama sülâsede, meslete'de, uhara'da, cuma'da ise başka gerekçemiz var mı? Başka gerekçe bulabiliyoruz. Şimdi gerekçe bulduğumuzla bulmadığımız arasında fark var mıdır? Elbette fark vardır. Onun için birisine tahkik ediyor, birisine de takdir ediyor. Arkadaşlar, uhâde mevhâde, sünâe mesne, sülâse meslete, rubâ'a merba'a, dörde kadar ihtilafsız bunlar böyle kullanılır. Ama humâseden, Südâse'den füme, uşâre'ye kadar, ona kadar olanlar ihtilaflıdır. Gayr-ı musarif kullanıyor, bazıları musarif olarak kullanıyor, bazı gayr-ı musarif kullanıyor. Eğer bunu musarif olarak kullanıyorlarsa bizim için bayram. Bir asıl aramaya gerek yok. Arkadaşlar, isimlerde asıl olan nedir? Musarif olmak mıdır, gayr-ı musarif olmak mıdır? Musarif olmaktır. O zaman karşımıza bir kelime musarif olarak çıkarsa neden musariftir sorusu sorulmaz. Herhangi birinize sen bu saatte niye bu sınıftasın sorusu abes olduğu gibi. Zaten bu sınıfta olmanız gerekiyor. Normal olması olman budur. Normalin neden sorusu olmaz. Ben bu saatte neden buradayım? Burada olmam gerekiyor. Bunun nedeni olmaz. Ama diyelim ki ben bu saatte burada olmamam gerektiği halde geldiysem, hocam hayırdır niye geldiniz sorabilirsiniz. Dolayısıyla isimlerde asıl olan nedir? Munsarif olmaktır. Bir kelime munsarifse neden sorusu orada olmaz. Eğer gayr-ı munsarif ise o zaman neden aranır? Murabilik, mebnilikte de öyledir arkadaşlar. İsimlerde asıl olan murab olmaktır. Mebni ise neden mebnidir sorusu sorulur. Tamam. Diyelim ki humasede munsarif olarak kullanmış vatandaş. Ya neden munsarif olarak kullanmış? Keyfine öyle gelmiş. Öyle kullanmış. Munsarifte neden olmaz? Nerede neden aranır? Gayr-ı munsarifte aranır. Peki arkadaşlar, uhara anlaşıldı, cuma anlaşıldı gibi. Doğru mu? Anlamadım diyen var mı? Sizin
gibi mi oldu? Ev takdiren veya mukadder olan asıldan çıkarılır ki Ömer'e ve Züfer'e. Ömer ve Züfer gibi. Ve bâb-ı katâme fî beni temîm. Beni temime göre katâme babı gibi.